soruyorum o zaman. Bu kadar etin işte kesildiği, sıyrıldığı dükkanda nasıl çöktüler? Ama ve neden kaçtılar? Ve kaçarken sen kaçtığı adamı sevgilisi olarak söylüyorsun. O da abim diye hitap ediyor. Bak aradaki hitap tarzlarınız bile farklı. Bu kadar uzun mesai saatleri yapıyor muydunuz Evrim Hanım? Yapıyor. Mecbur kalıyor muydunuz çalışmaya? Bayanlarımız da vardı. Ne? Esra Hanım, ben anlatabilir miyim Esra Hanım, ne olursunuz? Gerçekten akşam 8'den sonra da devam ediyor muydu iş? Caner onu cevaplasın. Akşam 8'den sonra da devam ediyor. Devam ediyordum ya. Düğün etlerimiz oluyordu Esra Hanım. Ben abla her gün düğün eti olur ya. Üzerimdeydi. Bu götüremediğim için kapatmak zorunda kaldım. Müşteriler var mıydı? Müşteri çok geliyor muydu dükkanınıza? Komple yalan. Üçkağıtçı yani. Müşteriniz çok muydu? Biz çok mu değil derken zaten 11-12'ye kadar bizim işimiz oluyordu. 11-12. Bazen sabah buraya aldım. 11-12. Et doğruyorduk. Bizim çalışan bayanlarımız da var. Yalan söylüyor abla. Bayan sadece gündüz geliyor. Gece gelmiyor. Düğün etlerimiz var. Abla her gün düğün oluyor gözün sevim ya. Şey değil. Benim ama her gün düğün olmaz ki. Pazartesi sabah düğün olmaz. Abla bunlar yani her gün et sıyırıyor bunlar. Her akşam saat 8 oluyor. Ben arıyorum, niye gelmedin? Yok biz patronuz. Kaldım. Gelemeyiz o saatte. Sen benim işim karışma diyordu ya. Ben çalışıp geliyordum. Bana gelip de bakmadı. Bizim bir aile düzenimiz yıktı yani oradan. Bizim aile düzenimiz yok. Ben 3 ay sizin çamaşırsız dükkanda yattım biliyor musunuz? Evrim Hanım, niye dükkanda kalıyorsunuz siz? Onu söyledik. Abla bizden kurtulmak için. Ay kokarsın ayol etlerini. Zaten kokuyordu yani. Bir saniye gerçekten siz ya, kaç gece dükkanda yatmak zorunda kaldınız? Ki, ben evde de yaşadım. Beni damda dövdü. O halde sustum. Abla yalan söylüyor. Ben onu sustum. Şimdi hiçbir tıska vurmadım. Yalan söylüyor. Evde sabah kadar da temizlik de yaptım. Yalan söylüyor ablacığım, yalan sen. Sen dedi kasap dükkanında çalışırken iyiydi dedi. Evde de çalışacaksın dedi. Yalan söylüyor abla, bunlar hepsi yalan. Söyledi. Maalesef evde de çalışmaya mecbursun dedi. İşte yalan söylüyor abla, bunlar hepsi yalan. Bunu senden ya bu, söyledi. Evrim Hanımcığım, bu cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şeyler. Kadına belli roller yemeğim biçilmiş. Yemeğimi de yapıyordum. Caner sorar mısın? Evrim Hanım sakin bak, olsun. Bak ben yemeğimi de niye yapıyordum. Yapmıyordum. Et dükkanında yatıp döküyorduk, uyumak zorunda kalıyordu. Yemiyordu. Ben ayağımdan rahatsızdım. Çalışanlarım vardı. Onlar duruyordu. Ben kötü durumlardaydım. Çalışanlarım gelip vardı dediniz. Çamaşırım bile yoktu. Ben o halde bile kötüydüm yani. Anlatılacak dükkanları gibi değil. Dükkanları yakalıyordunuz Evrim Hanım. Benim. Benden kimse... Ayağımdan yürüyemedim. Ben lavaboya bile çok zor gidiyordum. Hayatım kendisi dükkanda yürüyemeyen, ayakta duramayan, dükkanda sakin mantık yürütüyorum. Ben yatmak zorunda dükkan... kalan biri bütün gece Çünkü et benim... sıyırır mı ya? Abla, yani mantık dışı. Benim, şunu merak ediyorum. Sizin dükkanda uyumanıza... Ablacığım sen uyuyor muydun para dükkanda? Para verirken çok iyi Esra Hanım. Kasada para verirken evet, çok iyiydi de. Para vermekten sonra kötü oldum Esra Hanım. Öyle değil. Caner sorar mısın? Ben kötü oldum şu an. Para verirken çok iyiydim muydu yalnız. Çok iyiydim. Direkt soruyu cevap versin. Yattım. 3 ay yattım ben. Caner bizi duyuyor mu? Ayağımdan 3 ay yattım. Tamam. Caner al mikrofonu, soruyu sor. Duyuyorum Esra Hanım, duyuyorum. Ha. Cevap veriyor kendisi ben şu an. Hayır. İçin Murat Şahin ilgilendi. Ben yat. Bir dakika abla. Bir. Niye yatıyormuş dükkanda? Üst üste konuşunca anlaşılmıyor abla, ben de anlamıyorum. Niye dükkanda uyuyormuş Caner? Dükkanda neden yatıyordun ablacığım? Dükkanda neden yatıyordun? Ben rahatsız olduğum için... Onun için ya kalkamıyordum. Ben bayanlarıma söylüyordum. Murat Şahin ilgileniyordu o tabii zaman. Çalışanım da vardı. Onlarla öyle kaç oluyordu. Kaç çalışan vardı? Hadi. Ya bak şeyi soruyorlar. Dükkanda neden yatıyordun? Evde olsam dükkana kime bırakacağım yani? Tabii. Dükkana bırakamam ki, bayanım yani. Tabii. Onun için dükkanda kaç tane çalışanı varmış Caner? Ya kapı kilitleri indiriyordum. Tabii. Kaç evet tane çalışanım vardı abla? Bir kişi vardı. Dükkanın kilitlerini indiriyordunuz. En çok merak edilen soru şu abla. Hızlı heyecanla anlattığın için anlamakta zorluk çekiyoruz. Dükkanı kısa anlatır mısın abla? Kısa böyle. Dükkanı neden kapattın ve kaçtın? Kısa böyle. Abi ben aşağı dükkan kendi üzerimdekini daha önce kapattım zaten. Ben sonra Murat abimin orada çalışanımdı. Ben borçlular. Dükkanda yatak var mı Caner? Nerede yatıyormuş? Bizi. Dükkanda yatabileceği yatak var mı? Hay o bu yukarı. Ben çalıştığım yerde demiyorum. Ben normal kendi üzerimde dükkan varken yatıyordum. Daha önce dükkanınız ben vardı. Ben sadece düğün olduğu zaman. Tabii düğün her gün ablacığım, niye evet, düğün olduğu zaman? İki orada da Murat Şahin'le çalışıyor muydunuz? Çalışıyor. İki dükkanda da Murat Şahin var mıydı? Vardı. Murat abim yukarıdaki dükkan vardı. Ben aşağıda tek başıma götürdüm malları, Murat abi aşağıdaki dükkana bana. Murat geliyor ben muydu? Ben bayan olarak tek başıma götür.
Hayır, sadece etlerimi getiriyordu benim. Murat et getirici. Ya, nereden getiriyor etleri? Sürekli tetik için. Mallı köylülerden alıyordu. Köylülerden. Kaç yıldır tanıyorsun Murat Şahin'i? Evet. Ben daha önceden tanıyordum ya. 15 yıl çalışmışlığım var, oradan tanıyorum. O zaman aşk yaşamış abla bunlar. Beraber yani. Anlattıklarınıza göre masumsunuz Allah siz. Allah rızası için. Evrim Hanım korkmayın. Bak borçlular da gördü, korkmayın. Evrim Hanım korkmayın. Ben elimden korkmuyorum. Benim kız çocuğum var. Kız çocuğum her şey bahane ablacığım, yalan söylüyor her şey. Beni tehdit ettikleri için kaçtım. Beni tehdit ettikleri için kaçtım. Ama açıklıyorsunuz bakın işi. Ben çalışalım diyorsunuz ya Evrim Hanım. Abla her gün bizi dükkana uzaklaştın veriyor. Biz oğlum dükkana gidiyor. Murat Bey. Benden siz borçlu oğlundan değilsiniz. Ne istiyorsun? Bizim ailemizden ne istiyorsun? Şimdi çok sorular var. Ben de imza attığım için. Erkan Aktaş dediği konuşuyor, boş konuşuyor. Yaşıyor beni. Şey. Şimdi sizin beni Erkan Aktaş'la konuşmanız gereken en önemli malı. Konu Erkan Caner. Erkan Aktaş'ın eline teslim ne Evrim Hanım. Ne yaptı ben onu şey. Her şey yalan. Boşanmak, kurtulmak. Bir dakika. Evrim Hanım, peki, 27 niye çekişme yaşıyor? İnsan ya boşanabilir benden. Evliliği bitirmek istiyor mu? Ben söyledim. Bir dakika. Ablacığım boşanmak istiyor musun? Gibi diyor. Boşanayım dedim. Kızımın evine geldim. Niye çekişme dava açıyordun boşanmak isteyen insan? Rahat bırakmadı. Dükkanı bastı, bastı. Bastı ya, alakası yok ablacığım. Yalan söylüyor her şey. Telefona yüklenenleri bile aradım. Benim karakolları da ifade verdim. Kim? Biz, bizim adalet aldık. Biz kaç defa karakol gittik ablacığım? Ben neler yaşadım? Tehdit bana, tehdit. Tehdit bile yaşadım. Esra Hanım buraya gelsin, boşanacağız. Boşanmak istiyor. Bizimle birlikte her şey burada hesaplaşacağız. Boşanmak istiyor. Burada her şeyi hesaplaşacağız. Geleceksin sizin buraya. Sizin güvenin ben Erkan Aktaş'ı. Herkesin önünde boşanacağız burada. Her şey hesap vereceksin bana. Erkan sakin. Evrim Hanım bana güvenin. Lütfen Caner'le beraber işte otobüse mi uçağa mı? Sizi sana buraya bekliyorum. Ne olursun Allah hayatın... razı ben Erkan Aktaş'a güvenmiyorum. Tamam ben beni seni bitirdi. Anlaşmalı boşanma kendi konusunda. Kendi kendine bir şey alakası elimden yok. Elimden geleni yapacağım. Sen kendi hayatınla ilgilen. Buradaki evliliğin senin yaşamında olmasın. Lütfen bırak çık gel. Geliyor musun? Beni bırakmıyor. Tehdit beni. Sahtekar abla her zaman ağlamaları numara yani. Ne olursun Allah razı. Caner. Boşanması hepsi konusunda numara. Yazıklar olsun sana. Geliyor mu? Yazıklar olsun sana. Hesabını soracağım. Stüdyoya geleceksin. Hesabını soracağım bunun. Boşanacağız. Gelecek. Her şeyin hesabını vereceğim burada. Hep tehdit etti. O sahtekar kaçma değil yani. Her seferini tehdit etti. Her seferini geleceksin buraya. Biz ana karakol geçirmiştik ya zamanlarımızda. Evrim ilgilenmedi. Beni hiç bizim için ilgilenmedi o. Tabii sen kocasız kaldın. Murat Şahin'e gittin. Canavar. Canavar. Caner. Murat Şahin'e gitti sevgilinle. Aşkınla. Oruçmalı. Ben Oruçmalı Erkan Aktaş'a verdim. Yazıklar olsun. Yalan her şey yalan. Ben her şey yalan işte. Faizle Murat Şahin'i bitiren benim. Her şey yalan. Abla hepsi numara bu. Sahtekar bir kadın bu ya. Üçkaççı. Köylüye vermedim. Allah rızası için. Ben köylüye para vermedim. Erkan Aktaş'ın verdiğimi biliyorlar. Biliyorlar. Erkan Aktaş'a parayı verdim, malları. Ahmet Aktaş'a verdiğimi biliyorlar. Bu kişilere benim borcum Evrim. Var. Bu kişilerden kaçıyorum ben. Peki benim tarlamı ellerine de abla. Ödeyemedim. Kaçırıyorum. Evrim, borçlarım senin abla. Şahsi ben borçların beni ilgilendirmiyor. Fakat beni ilgilendiren senin kayıp olmandı, seni buldum. Beni ilgilendiren 27 yıllık evliliğimde bir an önce bu evliliği bitirmek istiyorum diyen bir koca var. Kızım sen de aynı arzudasın. Lütfen. Kızım özledim. Kızımı da özledim. Hayır, lütfen. Sen seçtin. Ben seçmedim. Yazıklar olsun sana. Onun yüzünden. Başkanı erkeğini, başkası erkeğini değiştin bana. Ben şey oldu biliyor musun? Özledim. Kokuyor artık. Kızım kokuyor biliyor musun? Kızım kokuyor. Ben kızım sizden işgalçi dolandırıcı insanlar sizler. Onun yüzünden. Borçlarımın yüzünden. Kavuşamıyorum. Borça bakın bana uzundu lan. Hep beni tehdit ettiler. Kim tehdit ettiler? Yalan söylüyor, her onun şey için... yalan. Benim borçlarımda tehdit etti. Çünkü o malları ben Erkan Aktaş'a verdim. Allah razı olsun. Bak şey bu kızım aldı bunu. Ben hiç çıkartmadım, kokuyor. Bunu kokusun kızım ya, aldı, hiç çıkartmadım. Kaç aydır kızınızı hep görmüyorsunuz? Ya, Caner sor. Kaç aydır görmüyorsunuz? 6-7 ay oldu. Bak çıkartmadım ben, kirli. Giyiyorum ama. Özledim ama. Kızınız sizi bulunduğunuz şehre görmeye geliyor mu? Ben bunu severek evlilik yapmadım zaten. Kendi oğlum bile aynı. Kızınız biliyor mu? Allah kızı bunu beraber. Gelmiyor. Gelmesin çünkü o tehdit altına almasın istemem. Peki. Asla ona bir şey olursa ben ölürüm. Peki. Ben ölürüm. Ben onun için kaçtım kızıma tehdit gelmesin diye. Evrim Hanım sakin olun. Bitirin abla. Böyle bir 6 aydır da piyasada yoksunuz. Şu tepkinizle ne bileyim.
Sizi buraya bekliyorum. Boşanmanız konusunda elimden geleni yaparım. Geri kalan hayatta minnet borcu olduğunuz Murat Şahin'le inşallah hayatınızı düzeltirsiniz. Allah rızan seçin. Bak şu çıkartmadım. Bak 6 aydan beri çıkartmadım. Allah ne kadar kendini acındırıyor biliyor musun? Cener geliyor mu anlaşmalı boşanma için? Güvenmiyorum. Ben söz veriyorum. Tek celsede anlaşmalı boşanma olacak. Açalım sesi. Abla beni uğraştırıyor. Bir şey kalmadı artık. Ben korkuyorum. 2-3 kişiye borcum var. Ay hayatım o borçlarla alacak verecek miyim? Bir şey çıkamıyoruz. Abla ben boşanmak istiyorum bunlar. Bu insanlar ticaret yapan boşanmak insanlar. Boşanmak için gelecek misin abla? Boşanmak. Bana söz ver geleceğim. Söz tamam. Ver boşanmak. Esra Hanım söz. Söz mü boşanma sözü mü? Ben boşanacağım abla. Tamam bitti. Boşanacağım gelsin. Bana hesap verecek okay. Yani. Okey. Hadi. Bana aldığı servetin hesabını verecek yani. Aldığı mallarına hesabını verecek. Hayatım sen servet diyorsun. Karın kendini orada yaptı işçi. Çok enteresan. Bir yarın gelsin buraya. Şimdi mesela kızını özlemiş böyle bir hani sinir krizi abla bir yayında. Abla hepsi şey ya. Hepsi numara ablacığım. Şov mu yapıyor? Hepsi numara ablacığım. Herkes öyle. Örneğin, hep mi böyledir? Örneğin senin yanına hayvan almaya gidiyor. Murat şey yok yani devrede yok. Beraberler ya. Senin yanın var ya ağlıyor böyle sızlıyor. Ondan sonra adam buna acıyor veriyor. Her tarafta öyle abla. Vallahi bunu sadece Ertan affedersin. Bey, siz borçlu çıktınız. Peki. Paraları size vermişler sabahtan abla akşama. Abla yalan söylüyor her şey. Yani onun iddiası o. Sabahtan akşama kadar çalışıp paraları abla, size almışsınız. Abla şimdi şöyle bir şey. Etleri şimdi... sen yemişsin. Gel yarın konuşacağız. Gel Erkan'cığım. Görüşürüz yarın. İnşallah bir an önce gelir. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.